Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Herkese çok güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Değerli arkadaşlar, zannediyorum ki hepimiz zaman zaman şöyle bir geriye doğru bir zaman yolculuğu yaparız. Ve deriz ki işte 10 sene önce şu muhitteki ev fiyatları şu kadar liraydı. Örneğin işte 70 bin TL'ydi, 80 bin TL'ydi ama bugün şu kadar liraya ulaştı. O zaman param da vardı. Keşke oradan bir ev alsaydım. Bak bugün 8 katına, 10 katına, 15 katına değeri çıktı gibi düşünürüz. Ama ve deriz ki yahu nereden bileceksin ki bu kadar kıymetleneceğini? Veya deriz ki işte ben aracımın deposunu şu kadar sene önce 10 TL'ye dolduruyordum. Ama gel gör ki bugün 300 TL'ye bile zor doluyor. Gibi gibi arkadaşlar zaman yolculuğuna çıkarız. Ben de size bu video çalışmamda güncel konumuz dolar TL olduğu için dolar TL bazında bir zaman yolculuğuna çıkarmak istedim ve dolar TL'de nereden nereye diyerek bazı önemli başlıkları sizlere hatırlatmak babından sunmayı arzu ettim. Evet arkadaşlar, dolar TL'de nereden nereye? Eminim ki birçoğumuz şöyle hafızasını birazcık zorladığı zaman dolar TL'nin geçmiş tarihlerdeki rakamlarını hatırlayacaktır. Ama ben sizlere biraz daha güncel verilerle veyahut da somut verilerle hatırlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Yıl 2011. Şöyle bir başlık atılmış gazetenin birisinde. Denmiş ki dövizin nabzının attığı İstanbul Kapalı Çarşı'da tansiyon çıktı. Hayaldi gerçek oldu. 1 dolar 2 TL yolunda. Düşünün arkadaşlar. Henüz 7-8 sene öncesinden bahsediyoruz. Çok da eski tarihlerden bahsetmiyoruz. Evet, hayalmiş 1 doların 2 TL olması. Zira 2011 yılı öncelerinde 1 doların, daha doğrusu doların 1 TL'nin de altında olduğu bir süreç varken elbette ki 1 doların 1 TL'nin de üzerine çıkması, hatta 2 TL olması hayal olarak yorumlanıyormuş. Ama o yıllarda yaşayanlar tabii ki bugünlerde doların bu seviyelere ulaşabileceğini pek de tahmin etmeleri mümkün olamamış. Evet. Yıl 2011-2013 dönemine gelmişiz arkadaşlar ve şöyle bir başlık atılmış basında. Ve dolar rekor kırdı. 1 dolar 2 lira oldu diye. Önce bir hayal olarak vurgulanmış ve ardından da doların 2 TL olduğuna dair bir başlık atılmış. Ve dönemin Maliye Başkanı Sayın Mehmet Şimşek demiş ki, dolar 2 lira oldu. Neden mi? Demiş ve uyarmış. Ve bu uyarısında ise gerçekten enteresan bir yaklaşım göstermiş. Abartmayın demiş. Yani doların 1 TL'den 2 TL'ye çıkmış olmasının sanki normal bir gelişme imiş gibi yorumlamış ve abartmayın diyebilmiş. Aslında haklı. Niçin haklı? Yani dolar 2 lira olmuş, çok abartmaya gerek yok. Önümüzdeki yıllarda dolar çok daha farklı noktalara gidebilmiş durumda. Yıl 2015 değerli arkadaşlar. Dolar 2,80'e uzandı diye bir başlık atmış medya. Yani doların 2,80'lere, 2 TL'ye ulaşmasının ardından 2,80'lere ulaşması da çok ciddi bir atraksiyon olarak değerlendirilmiş. Ve nitekim yine 2015 yılında 2 liraydı, bir yılda 3 oldu şeklinde bir başlık atmış basın. Evet sevgili arkadaşlar, bu hatırlatmaların ardından sizlere genel bir bakış açısı sunabilmek bakımından doların yıllık grafiğini sizlere sunmak istiyorum. Görmekte olduğunuz gibi her bir çubuk doların bir yılını ifade etmekte. Arkadaşlar şurası 2001 yılı. Yani yaklaşık 20 yıl geriye gitmek istedim. 2001 yılında dolar 1,45 TL'ymiş ve %120 civarında bir artış yaşamak kaydıyla dönemimizin en büyük artışını 2001 yılında, yüzdesel olarak en büyük artışını 2001 yılında yaşamış ve 1,45 değeriyle 2001 yılını tamamlamış. Sevgili arkadaşlar, geri kalan süreçte 2008 yılına kadar
çok önemli hareketler olmamış ve 2008 yılını 1.53 ile tamamlamış. Ardından 2013 yılını 2.15 seviyesinden tamamlamışız ve 2013 yılından itibaren şurada görmekte olduğunuz gibi yaklaşık 6-7 yıl boyunca sürekli olarak artış eğilimi içerisinde olan bir dolar seyrine tanık olmuşuz. 2015 yılında 2.92 seviyesiyle yıl tamamlanmış. 2016 yılını 3.92 seviyesiyle tamamlamışız. 2017 yılını 3.79 ile tamamladıktan sonra 2018 yılını ise malumunuz üzere birkaç gün öncesinde, 2 hafta öncesinde 5.29 seviyesinde tarihimizin en büyük yüzdesel artışını, %30'lar üzerindeki, %40'lar civarındaki bir artışla en büyük tarihsel artışımızı oransal bazda tabii ki yaşamış olarak 2019 yılına girmiş bulunmaktayız. Evet değerli arkadaşlar, doların son 20 yıllık eğilimi bu yönde. Şu anda çok merak ediyorum sevgili dostlarım. Ne düşünüyorsunuz? Evet, yani sizlere geçmişten bir takım örnekler verdim. Doların en son olarak da son 20 yıllık çizgisini, eğilimini sizlere sundum. Şu anda aklınızda ne geçiyor? Hakikaten elimde imkan olsa her birinize birer mikrofon sunmak kaydıyla şu an ne düşünüyorsunuz diye sormak isterdim. Kiminiz zannediyorum ki eğer 2008 yılında örneğin 10.000 TL param vardı, dolar alsaydım param şu an 5 katına çıkmıştı. Evet 2008 yılında 1.50'ler seviyesindeymiş. İşte bugün itibariyle baktığımız zaman 10 yıl içerisinde evet 5 kat yanlış oldu. Doların şu anda 5.50 civarında olduğunu düşünürsek param 3.5-4 katına çıkmıştı gibi düşünebilirdiniz. Veya diyebilirdiniz ki efendim ben işte 10 sene önce bir ev almıştım. O zamanki tarihte evimi 50.000 TL'ye aldım ama şu an evim 700.000 TL'ye diyor. 10 kat karlıyım. Dolar hiçbir şey kazandırmıyor. Ben aslında daha doğrusunu yapmışımdır da diyebilirsiniz. Bir başkanız belki diyebilirdi ki ben faiz hesabı yapsam belki de faizden daha çok kazanmış olabilirdim. Veya bir başkası da diyebilir ki efendim altın çok daha iyi kazandırdı. Ben altından daha iyi kazanabilirdim. Değerli arkadaşlar, ben şu anda gayrimenkuldü, altındı, oydu, buydu, şuydu, hangisi daha çok değerlendi veya değer kazandı, hangi yatırım aracı daha mantıklıdır muhasebesi peşinde değilim. Sadece ve sadece neyin vurgusunu yapmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler belki bu yanıtları vereceksiniz ama birçoğunuz gibi ben de şu yanıtı vereceğim. Diyeceğim ki, ya benim Türk param, benim Türk liram, ne kadar ciddi seviyede değer kaybetmiş. Benim milli varlığım, benim milli değerim, benim aynı zamanda onurum olan, ülkemin onuru olan Türk lirası nasıl bu kadar yıl içerisinde erimiş, pul olmuş? Bir yabancı ülkenin parasının karşısında nasıl bu seviyelere kadar gelecek düzeyde bir geri çekilmeye maruz kalmış ve hiçbir anlamı, hiçbir değeri olmayan bir rakam haline gelmiş? Öylesine bir değer kaybı yaşamış ki artık insanlar, büyük yatırımcılar, yurt dışındaki yatırımcılar diledikleri gibi kavrulmuş bir yaprak gibi istedikleri yöne doğru çok rahat bir şekilde püf deseler dahi bunu uçurabiliyorlar. Büyük fırtınalar çıkmasına bile gerek yok. Sevgili arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Merkez Bankamız sürekli olarak anket yapmakta ve bu anketlerini ülkenin en önemli ve en flash şirket ve de ekonomi hususunda kendisini ispatlamış olan insanların fikirlerini alarak bu anketi yayınlamakta ve 65-70 tane insanın ayrı ayrı fikirlerini sorduktan sonra bir yorum, bir sonuç elde etmekte ve Ocak ayı itibariyle, yani içinde bulunduğumuz günler itibariyle yapmış olduğu anketin sonucu 2019 yılı sonu itibariyle tahmini, beklenti niteliğindeki rakam 6.18. Yani 6.20 diyelim buna. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben nasıl dolar TL'nin düşebileceğine kanaat getireyim?
70 tane ülkemin en önemli şirket ve de CEO'larının veya işte ekonomi uzmanlarının, belli başlı şirketlerin önde gelen liderlerinin tahminleri yıl sonu için dolar TL'yi 6.20 tahmin ediyorsa ve bu beklentiler de maalesef ve maalesef ki hiçbir şekilde tutmuyorsa, bugüne kadar tutmadığına net bir şekilde şahit olduysam, nasıl ben dolar TL'nin düşebileceğini, değer kaybedebileceğini hesaplarıma katabileyim? Ülkemin en lider veya en akil insanları dahi kalkıp da ben TL'ye güvenmiyorum anlamını çıkarabileceğimiz şekilde TL'nin en az şu an içinde bulunduğumuz seviyelere oranla bir yıl içerisinde %20 civarında daha değer kaybedebileceğine dair bir düşünce beyanında bulunabiliyorlarsa, bu onların olumsuz görüşlerini ortaya çıkartır. Güvensizliklerini ortaya çıkartır. Peki ben nasıl güvenebilirim böyle bir durumda? Arkadaşlar, gördüğünüz grafikte çok net bir şekilde belli değil mi? Son 20 yıl içerisinde, şuradan itibaren bakıyorum, son 20 yıl içerisinde dolar TL sadece ve sadece 5 kez değer kaybetmiş. Yılı 5 kez değer kaybederek tamamlamış. O da bu değer kayıpları ortalama %3'ler 4'ler civarında seyretmiş. Son 10 yıla bakıyorum 2 kez dolar TL değer kaybetmiş. Son 6 yıla bakıyorum şu noktadan itibaren son 6 yıla bakıyorum dolar TL'nin neredeyse %250 civarında değer kazancını görüyorum. Yani ben bunlara bakmayacağım, neye bakacağım? Ülke iyiye gidiyor, ülke şöyle oluyor, böyle oluyor, hay hay, inşallah çok daha iyiye gidelim. Doların değer kazanması, doların 10 lira, 20 lira olmasının bize kazandıracağı çok bir şey yok değerli arkadaşlar. Zira net bir şekilde görülüyor ki gayrimenkul dolardan çok daha kazandırmış. 10 sene önce dolar fiyatımızın gördüğünüz gibi 1.53'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. 10 yıl geçmiş aradan 4 katlık bir prim oluşmuş. Ama 10 sene önce alınan bir gayrimenkulün bugünkü değerine baktığımız zaman en az 20-25 katlık bir değer kazancı söz konusu. Doları övmek, doların çok muhteşem bir yatırım aracı olduğunu vurgulamak adına bu videoda sizlerin karşısında değilim. Sadece ve sadece üzerinde durmak istediğim nokta, paramızın bu denli değer kaybının ne kadar acı verici bir durum olduğunun farkındalığını yaratabilmektir. Zaman zaman ve özellikle son günlerde, 2019 yılı itibariyle ve 2019 yılının seçim süreci döneminde dolar TL'de önemli bir ivmelenmenin yaşayabileceğini, hareketliliğin olabileceğini ve 2019 itibariyle en azından seçim dönemi ve seçim sonrasını hesap etmek kaydıyla dolar TL'de yukarı bir eğilim olacağına dair, olabileceğine dair teknik ve temel verilerle bir takım yorumlar yapmaktayım. Ancak maalesef ki öylesine kör, öylesine sadece ve sadece, tabirimi hoş görünüz lütfen, at gözlüğü takmışçasına tek bir noktaya, tek bir veriye bakarak, direkt bir noktayı hesap ederek anlamsız bir mantık içerisinde yorum yapan insanların saldırısına uğramaktır. Saldırsınlar, varsınlar, hiç önemi yok. Ama sanki şöyle bir algı ortaya çıkıyor. Dolar TL'nin yükselmesinden benim şahsen çok büyük menfaatim olacakmış ve bu menfaatime uygun yorumlar yapıyormuşum gibi bir anlam çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bu hususta size şunu söylemek istiyorum. Siz eğer dolar TL'nin gerçekten ve gerçekten 4.70'lere, 4.50'lere, 4.20'lere neyse, her neyse, nereye düşecekse inşallah o dediğiniz seviyelere düşer. O seviyelere kadar düşebileceğine inanıyorum ve bu kadar da eminseniz, niçin elinizdeki tüm varlığınızı satıp da gidip Forex piyasasında veya VIO piyasasında dolar TL'nin düşüşü yönünde pozisyon almıyorsunuz? Madem ki bu kadar eminsiniz, madem ki bu kadar sonuçtan garanti gözüyle bakabiliyorsunuz. Şimdi konuşmak başka bir şeydir, söylemek başka bir şeydir, inanmak başka bir şeydir ve inandığınızı yapmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum nokta inandığımı konuşmaktır ve inandığımı yapmaktır. Dolar TL'nin 4.20'lere, 4.40'lara düşeceğinden sizin kadar emin olacak olsam, emin olun ki ben de bu yönde pozisyon alırım, ben de bu yönden para kazanmayı düşünürüm. Ama
konjüktür eğer ki temel veriler, fundamental veriler, teknik veriler vesaire vesaire bunlar şu anki içinde bulunduğumuz eğilimin aynı zamanda yurt dışından da desteklenen belirsizliklerin de katkısıyla yukarı bir yön olduğunu ifade ediyor ise ben duygusal davranamam. Gönlüm düşmesi yönünde. Sizlere dolar TL'nin eğilimini, yıllar bazındaki eğilimini acı çekerek anlattım ama gönlüm tabii ki dolar TL'nin aşağı eğilimde olmasıdır. Yön neresiyse bir ekonomist, bir trader, piyasalardan para kazanmak isteyen bir kişi piyasanın yönü ne ise o yönde pozisyon alır. Bu hisse senedi olabilir, altın olabilir, petrol olabilir, dolar olabilir. Yani trendi takip eder. Biz trendi takip edersek para kazanırız. Trendin tersine işlem yaptığımız zaman ise para kaybederiz. O halde kısa vade itibariyle dolar TL için mevcut tablonun özellikle yeni yılın 2019 yılının girmesiyle birlikte bir yukarı eğilim başladıysa ve yurt dışından esen olumlu rüzgarlara eşittir, doların dünya genelinde değer kaybını yaşadığı şu ortamda bile 5.40'ın üzerine atılmışız, 5.50 psikolojik ve önemli direncini zorlamaya başlamışız ve tüm olumlu şartlara rağmen 5.40'ın aşağı altına gelmiyorsak bu noktada doları TL için kalkıp da çok daha afaki sebebini ve nedenlerini net bir şekilde izah edemeyeceğimiz veya inandırıcı olabilecek nedenlerle bunu izah edemeyeceğimiz bir ortamda farklı düşünceler içerisinde olmak biraz hayalcilik olmakta. Değerli arkadaşlar, bu analizde veyahut da analiz demeyelim buna, birazcık sohbet babında bir şey oldu. Amacım sizlere dolar TL'nin son yıllardaki eğilimini izah edebilmekti. Sanıyorum ki bugün akşam büyük ihtimalle dolar TL'nin önümüzdeki hafta için hem dünya genelinde doların, Japon yeninin, aynı zamanda euro dolar paritesinin ve petrolün, çünkü bunlar dolar TL'yi etkileyen faktörlerdir. Pek tabii ki hali hazırda Amerika'da hükümetin kapalı olması durumu gibi bir takım dolar TL'yi etkileyebilecek olan faktörlerin altını çizmek üzere önümüzdeki hafta neler olabileceğini, hangi seviyelere dikkat etmemiz ve hangi seviyelere yönelik ataklar veya geri dönüşlerin olabileceğini, bu seviyelerde nasıl hareket etmek gerektiğine dair düşünce ve görüşlerimi biraz daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde arz etmeye çalışacağım. Şimdilik hoşça kalınız diyorum. Her zaman olduğu gibi anlık analiz ve yorumlardan derhal haberdar olmak istiyorsanız, gecikme yaşamak istemiyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olunuz ve tabii ki 2 saatlik, 1 saatlik veya bazen 4 saatlik, yani gün içerisindeki dolar TL'nin veyahut da belli enstrümanların ulaşabileceği, öncelikle yönünün ne olduğu ve yönünün ne olduğunu belirledikten sonra da bu istikamette hangi seviyelere kadar yükseliş ve de gerileme yaşayabileceğine dair kritik noktasal bilgileri öğrenmek istiyorsanız lütfen Twitter adresim olan Haluk Canberk adresimi takip ediniz. Teşekkürlerim, sevgilerimle çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın efendim.